Londra'nın Edmonton bölgesinde çelik konstrüksiyon alanında hizmet veren CML Steel firması ile birlikte yine farklı bir çelik konstrüksiyon projesine gideceğiz efendim. Bu proje İngiltere'nin güneyi deniz kasabası Brighton'da devam ediyor. Hatta şu an yayınını yaptığımız günlerde belki de tamamen bitmiş ve inşaat aşamasına başlanmış durumda. Şimdi o güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Efendim ekip olarak Brighton'a geldik bugün. Güney İngiltere'deyiz. Denizin hemen karşısındayız. CML Steel tarafından çelik konstrüksiyon inşaatı devam eden bir projedeyiz. Yanımızda da hem proje müdürü, inşaat mühendisi Sait Akgün bizlerle birlikte ve CML Steel yöneticisi Cemil Acıkan. Şimdi efendim önce size soralım isterseniz. Birazcık projeyle ilgili bilgi verirseniz neler yapılıyor burada? Tabii. Şimdi bu proje 300 metrekare, ortalama 300 metrekare alanı olan bir binanın sıfırdan yapılması ile ilgilidir. Daha evvel bir küçük takeaway denilen büfe tarzı bir yapının olduğu, devam eden yapının mevcut olduğu devam eden bir işletmeymiş. Buranın şu anki sahipleri almışlar ve işte izin aldıktan sonra burada daha büyük bir yapılaşmaya, ticari yapılaşmaya gitmişler. Bu 300 metrekarenin yaklaşık yarısı mutfak alanı, yarısı da oturma alanı. 80 küsür kişi içeride. Belki 100'ün üzerinde ve dışarıda dek denilen terasta oturma temelli hizmeti bulmuş olacaklar. Evet. Zaten burası turistik bir bölge. Denize sıfır olduğu için de herhalde yazında oldukça ilgi görecek bir mekan olacak. Tahmin ediyorum zaten Brighton, Londra'ya en yakın sayfiye yeri olarak bilinen bir yer, evet. Projenin hangi kısmındayız şu an? Çelik konstrüksiyon kısmı tamamlanmak üzere herhalde. Evet, çelik konstrüksiyon kısmı şu anda yapılıyor gördüğünüz üzere. CML Steel bu işi üstlenmiş vaziyette. Özellikle benim CML Steel ile beraber çalışma temelli belki 6. ya da 7. tecrübem oldu. İş sahiplerini de tanıdığı, daha evvel kendileriyle çalıştığını bilmekteyim. O anlamda gayet memnunuz. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Kadroyu tanıyoruz, yöneticileri tanıyoruz ama tekrar dönersek projeye, bu projenin asıl iskeleti zaten bu çelik konstrüksiyon denilen olgudur. Bu bittikten sonra önümüz açılmış olacak. Şimdi Cemil Bey, burada tam olarak kaç ton çelik kullanılıyor şu an? Burada 20 tona yakın bir çelik işi oldu. Ziyaretlerimiz ve ölçülendirmelerimiz bittikten sonra 2 haftaya yakın bir çalışma oldu atölyemizde. 2 gündür de arkadaşlarımız montajına devam ediyorlar. Bugün montajı bitmiş oluyor. Çok güzel bir proje olacak. Brighton biliyorsunuz zaten çok güzel bir bölge. Çok da turistik bir bölge söylediğiniz gibi. The Meeting Place Cafe ismiyle zaten ticaret yapıyordu sahipleri önceden. Kendi toplumumuzdan. Onlar burada bayağı tanınıyorlar yani. Brighton'da çokça tanınan insanlar. Artık Brighton bölgesindeki değil mi? Çevredeki de vatandaşlarımız da yazın gelip bölgeyi ziyaret ettiklerinde Meeting Cafe'yi burada güzel bir şeyler yiyip değil mi? Denizin keyfini çıkartabilirler diyelim. Şimdi bir yandan da rüzgarlı, denizde dalgalı, bir yandan bazen güneş çıkıyor, bazen yağmurlu değil mi? Değişik bir hava yaşıyoruz burada. Siz tabii ki sadece Londra ile sınırlı değil, Birleşik Krallığın tamamına hizmet verecek hem ekipmana hem de ekibe sahipsiniz değil mi Cemil Bey? Evet, evet, aynen. Tabii çokça çalıştığımız, biliyorsunuz kendi toplumumuzdan olsun, diğer toplumlardan çokça firma var. Fakat sadece Londra'da çalışmadığımızı tabii bir kez daha burada belirtmemiz gerekir. Bugün yaptığımız işte burada örneklerinden bir tanesi. Ülkenin farklı yerlerinde, Manchester'da, Peterborough'da, Bristol'da, Brighton, Southampton gibi bölgelerde de işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu arada yine Sait Bey'le de uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Dediği gibi kendisinin bugün herhalde 6. 7. projemiz değil mi birlikte yaptığımız? Sağ olsunlar. Kendileri de umuyorum aldıkları hizmetten memnunlar ki bizi tekrar tekrar gelip bize projelerini getirdiler. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Yine kendi buradan toplumumuza seslenecek olursak, bütün inşaat işlerindeki demir ihtiyaçlarının, özellikle structural dediğimiz yapısal çelik ihtiyaçlarını karşılamak için bizlere lütfen ulaşsınlar. Projelerini, planlarını bizlere göndersinler. Biz de onlara en iyi şekilde hizmet verelim. Şimdi Sait Bey, son olarak size soralım. Tabii ki siz de biraz önce Cemil Bey'in söylediği gibi 6. 7. projenizi birlikte yaptığınıza göre herhalde firmadan memnunsunuz. Hem zamanında yapılan işten hem de kalitesinden sanırım. Hem onu sormak istiyorum. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz son olarak? Bir de projenin tamamı ne zaman bitecek, ne zaman teslim edeceksiniz?
teşekkürler. Kesinlikle CML Steel profesyonellikte kesin taviz vermeyen bir ekibe sahip. Gerek yönetici kadrosu olsun, iki Cemil Bey var bu şirkette. Kendileriyle ofiste yer alan teknisyen arkadaşlar, muhasebeci arkadaşlar, bunların hepsini tanıyoruz. Bunların her birisi her konuşmamızda profesyonel bir şekilde bizimle diyaloglarını yaptıkları için beraber hala çalışıyoruz. İnşaat her zaman sorunların olduğu bir alandır. İnşaat pürüzsüz olmaz. Her zaman illa bir hata faktörü olur, tasarımda olur, yapımda olur. İşte evet, işte CML Steel'in farkı da bu. Hem konuya hakimler, kendileri zaten çizim yapabiliyorlar. Gelen çizimlerdeki sorunları bulup bize anında bildirebiliyor. Böylelikle bu konular başından halledilebiliyor. Aslında CML Steel'i seçmemizdeki neden kesinlikle bu. Örnek vereyim, fiyatlarda, aldığımız fiyatlarda gayet kompetitif, yani birbiriyle yarışan rakamlar olması durumunda bile hatta hemen biz CML Steel seçtik. Çünkü biliyoruz ki bizim alacağımız artı hizmet var ve bunun da değeri çok büyük. Bu anlamda işlerimiz olduğu sürece ilk onları çağıracağımızdan eminim. Bu arada söyleyeyim, bu projeyi tabii ki ben yönetirken müşterilerimiz adına yapıyorum. Bu projede şu anda müşterilerimiz burada değiller. Onların adına da biraz konuşuyorum. Onlar da memnunlar CML Steel'den. Bu temelde Haziran'ın ortası gibi bir tarihte bitirmeyi amaçladığımız bu projede umuyoruz ki başaracağız ve müşteriler de kapılarını açabilecekler. Biz de belki başka bir işte CML Steel'le tekrar buluşacağız.